İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri, Iğdır'ın tuz mağaraları. Artsakh'ın köylerinde yeni programlar uygulanacak. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da çevrecilerin 37 termik santralin kapatılması için açtığı dava görülmeye başlandı. Artsakh'ın Hramort köyü normal hayata dönüyor. ABD, Türklere karşı savaşan Suriyeli Kürt savaşçılara yeni askeri yardım gönderdi. Urmiye Gölü geçen yıla göre %30 küçüldü. Amerikan web sitesi Batı Ermenistan'da doğan Ermeni çömlekçiler hakkında. Onlar Kudüs'ün çevresini değiştirdiler. Yunan tarihçinin Ermenilere yönelik soykırımı konu alan kitabının tanıtımı Atina'da gerçekleşti. Batı Ermenistan'daki İgdir'in Tuzluca ilçesinde ziyarete açılan ve sosyal alan çalışmaları devam eden mağaralardaki tuz terapi merkezine daha fazla misafir çekebilmesi için çalışma yürütülüyor. Doğu bölgesinin tuz ihtiyacını karşıladığı Tuz Dağı'nda bulunan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar, son dönemde Doğu Ekspresi treni ile bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Tuz terapi merkezi yerin yaklaşık 80 metre altında yer almaktadır. Çalışma ziyareti için Paris'te bulunan Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı danışmanları Azaduhi Simonyan ve Lusine Garakhanyan verimli ve pratik çalışma toplantılarına devam ediyor. Bu bağlamda Azaduhi Simonyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında bir gönderiyi paylaştı. Gönderide, "Dün savaş sonrası dönemden bu yana işbirliğimizin tüm hızıyla devam ettiği Fransız Ermeni Yardım Kuruluşu, Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransız Protestan Kilisesi dayanışmasının liderliğiyle görüştük. Kuruluş uzun yıllardır Artsakh'ta çalışıyor. Artsakh Devlet Başkanı Danışmanı, Fransız Protestan Kilisesi ile Ermenistan Cumhuriyeti Dayanışması adlı hayırsever kuruluşun programlarından biri, Artsakh köylerinde satılık daireler alıp yenilemek, döşemek ve geniş ailelere bağışlamaktır. Program artık başarıyla uygulandı ve yakın gelecekte devam etmeyi planlıyorlar. Kuruluş, tarımsal hayır programlarını uygulamaya, istihdam yaratmaya ve eğitim sistemini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti," diye yazdı. Türkiye'nin işgal altındaki Batı Ermenistan'da çevre mücadelesi veren derneklerin ve çevre aktivistlerinin Cumhurbaşkanlığına karşı açtığı 37 kömürlü termik santralin kapatılması ile ilgili davanın duruşması görülmeye başlandı. Duruşma öncesi açıklama yapan avukat İsmail Hakkı Atal, termiklerin ve madenlerin hastalıklara neden olduğu, toplumsal maliyet ve devletin sağlık bütçesini sarsması nedeniyle 37 termik santralin kapatılması için dava açtık, dedi. Çevre mücadelesi veren derneklerin ve çevre aktivistlerinin Cumhurbaşkanlığına karşı açtığı davanın duruşması Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Askeran Bölgesi Başkanı Hamlet Apresyan, Hramort köyünden yerinden edilen kadınların, çocukların yavaş yavaş köye döndüğü, gerilimin azaldığını ifade etti. Köyde hayat normal haline döndü. Artsakh'ın bu köyü yaklaşık bir aydır Azerilerin hedefi altında, Hramort yönünde bomba atardan bile ateş ediyorlardı. Hramort halkı, özellikle Azerbaycan tarafının kendi mevzilerine askeri teçhizat getirmesi karşısında endişeye kapıldı. Bir hafta önce Azerbaycan'da evinin bahçesinde mayın patlaması sonucu bir sivil yaralandı. Kadınlar ve çocuklar köyü terk etmek zorunda kaldı. Hramort okulunun müdürü, pazartesi gününden itibaren okulda derslere devam etmenin mümkün olacağını umuyor. Burada 66 öğrenci var ve anaokulunda ise 18 çocuk bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Suriye'deki Kürt halk savunma güçlerine askeri yardım gönderdi. Bu haber hükümete yakın Türk medyası tarafından bildirildi ve ABD'nin bu hamlesini terörizme destek olarak nitelendirdi. Türk basınına göre askeri yardımın hacmi yaklaşık 150 kamyonu buldu. İran'ın Erbil'deki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunu bombalamasının ardından ABD arzının arttığına dikkat çekildi. Washington ve Ankara'nın Suriye'deki Kürt güçler konusunda ciddi çelişkiler olduğunu hatırlatalım.
Türk ordusu son yıllarda Suriye'deki Kürt güçlerine karşı birkaç büyük askeri operasyon gerçekleştirdi ve Suriye'nin kuzeyini Türk kuvvetlerinin fiili işgali altında bıraktı. Batı Ermenistan, Türk faşist güçlerin işgalci emellerini kınamaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yer alan kuraklığın etkisindeki Urmiye Gölü'nün bir yıl içinde yaklaşık %30 küçüldüğü bildirildi. Daha önce 3575 km² olan Urmiye Gölü'nün alanı 2324 km'ye geriledi. Göldeki su seviyesinde geçen yılın aynı dönemine göre 63 santimetrelik düşüş kaydedildi. Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen ve Batı Ermenistan sınırına da yakın olan Urmiye Gölü, Van Gölü'ne 147 km uzaklıkta bulunuyor. Tahran yönetimi gölü eski haline getirme hedefiyle Aras Nehri'nden su taşımak dahil ülkenin en büyük çevre projesini başlatmıştı. Amerikan The Media Line gazetesi Kudüs'ün çehresini değiştiren Ermeni çömlekçiler başlıklı yazısında Karakaşyan ailesinin el boyama sanatına değindi. Hagop Karakaşyan, Batı Ermenistan'ın Kütahya kasabasında 1915 soykırımından kaçmayı başaran Ermenilerin soyundan geliyor. Hagop, Kudüs'teki 3 kurucu çömlek ailesinden birinin temsilcisi. 3 sanatçı Kudüs'te Ermeni çanak çömlek üretmek için birlikte çalışmaya başlar. Çömlekçilik sanatı onlardan önce burada yoktu. Yunanlı tarihçi Aleksandros Pladas'ın Ulus ve Ulusal Azınlıklar, Ermenilere karşı işlenen soykırım araştırması başlıklı kitabı Atina'daki Batsyurlas Kitabevi'nin kitapçısında tanıtıma sunuldu. Kitabın tanıtımına Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yunanistan Büyükelçisi Dikran Mıgırdıçyan da katıldı. Büyükelçi Mıgırdıçyan, genç akademisyenin ortaya attığı soykırımın uluslararası tanınmasının sadece tarihi hafızanın ve adaletin restorasyonu için değil, aynı zamanda insan haklarının korunması için de önemli olduğu ve bu anlamda soykırımı yapanların halefleri tarafından soykırımın tanınması devletin ve toplumun olgunluğunu sembolize edebileceği fikrine vurgu yaptı. Kitap, Ermeni halkının tarihinin acı sayfalarını, soykırım öncesi yaşanan olayları, koşulları inceliyor. Burada Ermeni ulusunun Birleşmiş Milletler tarafından Batı Ermenistan'da bir yerli ulus olarak tanındığını hatırlamak lazım ve bu durumu Yunan uzmanları dikkate alabilirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz Aramay Sahakyan, müzik Melik Mavisakalyan'a ait olan ve Ardaşes Avedyan ile Lola Homyans tarafından seslendirilen Siromasin Çihoseng adlı eseri sunuyoruz. Ariyesor Siromasin Çihoseng Ariyesor Luruz Bosne Ceraze Karevokçe Teurgana Burgana Mırtmen Taşte Çalıkların Yurgana Çalıkların Stosore Mehmutyum Şarkıların Stosore Mahtrutyum Ախտուների ստող պարծություն սովոր է, բայց եթե այսօր սիրո մասին չխոսեն, իմ մատները, մատների հետ խոսեն իմ աչքերը, աչքերի հետ երազեն իմ մատները, մատների հետ խոսեն իմ աչքերը, աչքերի հետ երազեն. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.